Şimdi ben müsaade edersen Faruk biraz hani bu döviz hareketiyle ilgili, dövizdeki hareketlenme ile ilgili konuşacağım. Ama şunu ifade etmek lazım. Son 200 yıldan beri dünyada iktisadi görüş olarak ortaya çıkan görüşlerin tamamı kapitalist dünyanın kendi içerisinden çıkan görüşlerdir. İşte parasalcı yaklaşımlar, Oxford ekolü, Cambridge ekolü, neoklasik yaklaşımlar, neo-Keynesyen yaklaşımlar, bu tip mektepler belli grup iktisatçının bir araya gelerek yine kapitalizmin içinden ürettikleri fikirlerdir. Bir de sosyalizm görüş olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu iki görüşün de bugün artık dünyada bittiğini görüyoruz. Dünyada bugün yepyeni bir mektep var. Arkadaşlarım ifade etti, Haydarizm. Profesör Doktor Haydar Başbey'e ait olan tez. Nasıl ki bugün bu stüdyoda bulunan değerli arkadaşlarım o mektebin birer talebesi ise bugün Rusya'da buranın bir talebesi, Finlandiya'da buranın bir talebesi, Kanada'da buranın bir talebesi, Avrupa'da buranın bir talebesi. Dünyada dünya nüfusunun yarısı bugün artık bu ekolün talebesi. Kimi vatandaşlık maaşını uyguluyor, kimi milli paralar tarafını uyguluyor, kimi para politikasını, kimi maden politikasını artık bugün önlenemez bir şekilde dünyanın tamamında hakim olan anlayış Haydarizm ve o mektebin bugün dünyada milyarlarca talebesi var. Siyasetçi olarak talebesi var, iktisat profesör olarak talebesi var, medya mensubu olarak talebesi var, vatandaş olarak talebesi var. Vatikan bile ev hanımlarına maaş verelim diyor. Yani olayın geldiği noktayı anlatma açısından. Şimdi tabii işin en üzücü tarafı dünyada bu kadar büyük bir devrim olurken biz kendi küçük dünyamızda halen dövize nasıl başa çıkacağımızı düşünüyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'de bizler bu ekolü Haydarizm hayatımıza geçirmek yerine bu insanla beraber olmak yerine bugün dünyanın kurtulmak istediği, sırtından atmak istediği kapitalist anlayışla beraberiz. Şimdi döviz konusunda siyasi iktidar standart bir uygulama yapıyor. Yine suçu hep dışarıya atıyor. İşte burada bir manipülasyon var dediler. Bakan çıktı. Döviz manipüle ediliyor falan. Yani birileri içeriden dışarıya döviz çıkartıyor. Tamam bakalım rakamlara. Aralık başından Ocak 15'e kadar türev piyasalarda, borsada net bir döviz girişi var. Döviz çıkışı yok. 300 milyon dolar bir döviz girişi olmuş. Yani dedikleri gibi bir manipülasyon olması için içeriden dışarıya yüklü miktarda döviz kaçması lazım. Aksine dışarıdan içeriye döviz girmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza kim o raporu verdi bilmiyorum ama işte elinde döviz tutan yanar dedi, teröristtir dedi. Benzeri açıklamalar geldi. Yani sanki içeride birileri TL'den dövize döndü. Tevdiat hesaplarında bir artış var. Bu yüzden döviz çıkıyor. Bakıyoruz rakamlara. Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında 173 milyar dolardan 170 milyar dolara döviz düşmüş. Yani tam tersine vatandaş bankadaki dövizinin 3 milyar dolarını bozmuş. Suçlu vatandaş da değil. Manipülasyon yok. Suçlu vatandaş değil. Peki suçlu kim? Dediğin zaman takke düşüyor, kel gözüküyor. Şimdi bir defa dövizi Profesör Doktor Haydar Baş'ın ve milli ekonomi modelinin dışında hiç kimse durduramaz. Çünkü bu yapısal bir problemdir. Ve bu problemi ortaya çıkartan anlayışı bırakıp yerine yepyeni bir tezi geçirmeden bu yapısal problemle başa çıkılamaz. Nedir bu? Bir, Türkiye bu yıl 33 milyar dolar 2016'da cari açık verdi. Son 10 yılda 425 milyar dolar cari açık verdi. Yani 425 milyar dolar içeriden dışarıya döviz çıktı. Cari açığımız var bizim. Bunu kapatmak için dışarıdan yüklü miktarda içeriye ne girdi? Döviz girdi. Şimdi Türkiye her ay ortalama 3 milyar dolar döviz açığı veriyor dış ticarette. İşte Fuat Bey anlattı. Sen
madenlerini yabancıya satarsan, mermeri dışarıdan alırsan, milli ekonomi modelinin maden politikasının hayatında olmazsa, o zaman her ay 3 milyar dolar döviz bulmak zorundasın. Bir. İki, Türkiye'nin şu anda bu yıl 110 milyar dolar net dışarıya ödemesi var. Kimin ödemesi? Şirketlerin, bankaların, belediyelerin, kamu kurumlarının, devletin. Bu da yapar ayda 9-10 milyar dolar her ay. Şimdi her ay Türkiye'den 13-14 milyar dolar para bulunup dışarı çıkması lazım. Bu arada bizim net rezervimiz de 24 milyar dolar. Evet. Bırakın Merkez Bankası'nın o rakamlarını. Onlar bankaların tevdiat hesaplarına duran dövizi gösteriyor, benim param diyor. Öyle bir şey yok. Şimdi her ay bu kadar döviz bu ülkeden çıkacak. Peki şu ana kadar döviz niye artmadı? Çünkü dışarıdan adam sürekli döviz gönderiyor sana. Para satıyor. Adamın elinde. Herif vazgeçti para göndermeyi. Ne yapacaksın? Şu anda yabancı sana döviz göndermiyor. Çıkartmasına gerek yok dışarıya. Dışarıdan yeni para gelmiyor. E sen bu borcu ödemek zorundasın. Cari açığı da kapatmak zorundasın. Nereden bulacağım bu dövizi? Dediğin zaman döviz çıkıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Yaptıkları şu. Bir, piyasadaki likiditeyi daraltıyorlar. Nakit TL'yi daraltıyorlar. E bu faizleri yükseltecek. Bu piyasayı kilitleyecek. Evet. Paraya ulaşmayı zorlaştıracak. Ama yine de dövizi durdurmayacak. Peki ne yapabilirler? Faizi arttırabilirler. Faizi arttırdıkları zaman dışarıdan daha fazla döviz gelir ümit ederler. Faizi arttırmak başlı başına krizi depreştirecek. Bazıları da diyor ki efendim döviz artsa bize ne? Ya arkadaş bak pazara gittim pazar günü kabak 6 lira. Biber 7 lira. Patates 2 lira aldın bunları. Karnabahar 5 lira. Evet. Havuç 2,5 lira. Mandalina 3,5 bak 5 lira diyor. Şimdi sebze fiyatları %100 pahalandı. Kiralara zam gelecek. Elektriğe zam. Dövizin artması demek, bitiriyorum ama burayı demem lazım. Dövizin artması demek, Türkiye'de %100 pahalılık demek. Çünkü döviz bizim bugün her yerimizde. Ha şunu şuraya geleceğim. Bu mantıkla dövizden başa çıkamazlar. Ve dövizin artması hayatımıza zam olarak, pahalılık olarak yansıdı, yansımaya artarak devam edecek. Bunu durdurmak için maden politikanı gözden geçireceksin. Para politikanı gözden geçireceksin. Dış ticaret politikanı gözden geçireceksin. Yani öz cümle sen milli ekonomi modelini Türkiye Cumhuriyeti olarak hayata geçirmeden döviz senin kontrolünde değil. Döviz yabancının kontrolünde. Sana ait olmayan bir şeyle başa çıkamazsın. Sen sana ait olanı hayatına alırsan ancak başa çıkabilirsin. Diyorum inşallah bugün 4 milyar insanın gördüğünü 75 milyon da yakında görecektir diyorum efendim. Çok teşekkürler Sayın Kotil.